Power FM'de Geveze Show'da. Devrim Hocam hoş geldin. Sevgili Geveze, iyi akşamlar. Çok güzel bir akşam olsun. Devrim Hocam, iki gün evvel Netflix'te Katil Robotlar diye bir belgesel seyrettim. Büyük ihtimalle seyretmiş olabilir, seyrettim bilemedim. Evet, 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 evet. Şimdi o belgeseli seyrettikten sonra iki tane temel tepkim oldu. Birincisi şuydu, abi biz bu işin ucunu meğerse kaçırmışız dedim. Yani bu AI ya da yapay zekanın ucunu kaçırmışız dedim. İkincisi de çok korktum. Seyretmemiş olan dinleyicilerimize böyle çok kısa böyle bir bilgi vermek istiyorum. Kendi kendine karar verebilen otonom dronlar, savaş dronları meğerse Libya'da savaşta kullanılmış Amerika tarafından. Yani kimin yaşayacağına ve kimin öleceğine drone karar veriyor. Yani drone kendisi saldırı kararını alıyor. Ve yani dünyada artık dronlar karar vermeye başlamışlar. İkincisi de yapay zekaya, ki hepimizin elinin altında bu yapay zeka, ki sen de bana mesaj yolladın, biraz sonra onu da konuşmak istiyorum. Yapay zeka kimyasal silah tasarlatmışlar ve kimyagerler o kimyasal silahın gerçek olduğunu söylüyorlar. Yine belgeselde bitirmeden, yani proses bitmeden işlemi durdurmuşlar, yoksa yapıyormuş. Bu korku verici değil mi abi? Sevgili Gevez, öncelikle seyretmelerine gerek kalmadı. Çok güzel özetlemiş olur. İkinci plan tabii, bütün bunların hepsi seyretsinler. Seyrettiğiniz zaman bir de o hissi ve duyguyu görsellikle beraber pekiştirdiklerinde, demin senin de çok net bir tespitte bulundun, korktum dedin. Şimdi bu özellikle yapay zekayı üretenler de hani bunu 6 ay bekletelim, bir şöyle duralım, önümüze bakalım dediğinde, günlük hayatımızda kullandığımız yapay zekadan ya da onun bize sunmuş olduğu tehditlerden değil, bunlardan bahsediyorlar. Tabii esas sıkıntı insanı tehdit ediyor olması ya da insanın hayati fonksiyonları ile ilgili sıkıntılar yaratıyor olması. Bu sadece bugün askeri alanda değil, tıp alanında da birçok makine ya da birçok devre aracı olarak yapay zekaya bırakılabilir mi? Ya da onun kontrolü altında tutulabilir mi? Mesela ben tamamen senin vermiş olduğun örneklerden yola çıkarak farklı bir şey daha söyleyeyim. Sağlık sektöründe şu anda biliyorsun hemşehrilerimiz, özellikle orada hastanede yatan hastalarımız için gün boyu onlara hizmet ediyorlar. Doğru. Diyorlar, tansiyonlarını ölçüyorlar, herhangi bir şekilde işte ne gerekiyorsa ilaçlarını veriyorlar. Bunu bir şekilde robotların o sistematik sürecin kurgusunda yapay zeka destekli olarak hemşirelerin yerine geçmesi olabilir mi olamaz mı, bunları planlıyorlar ve orada biliyorsun artık her şey dijitalleşmeye başladığında sağlık sektörü de bunların en çok etkilenen noktada ve o sistem orada onun herhangi bir şekilde dozunu ayarlamak istediğinde ya da işte hapı bir yerine iki tane vermek istediğinde, hani böyle çok illa şey olmasına gerek yok, böyle füzeler havalarda uçacak ya da silahlı sistemler değil, bu tip arka plandaki hiç aklınızın ucuna gelmeyecek noktalarda da şeyler var, tehdit unsurları var. Bizi çok kendimizi nasıl koruyacağımızı bilmediğimiz bir dünya bekliyor. Şimdi en önemli noktası bu. Yani dersiniz ki evladım, karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına bak, eğer işte kırmızı yanmadan geçersen şu riskleri vardır. Araba seni görmez, çarpabilir gibi. Ama burada şu anda insanlar o kırmızı ışığın ne olduğunu da bilmiyorlar. Sarı ve yeşil mi yanacak onu da bilmiyorlar. O yol neresi onu da bilmiyorlar. O yoldan geçecek ne onu da bilmiyorlar ki ona göre önlem alsınlar. Ay bir de eş zamanlı yine o belgeselde şey vardı, bu Amerikan Top Gun eğitimi almış Amerika'nın sayılı pilotlarından bir tanesi yapay zekaya karşı it dalaşına giriyor. 13 sorti yapıyorlar, 13'te 0, yani bir kere bile vuramıyor ama 13'te 13 adam vuruluyor. Yani yapay zekaların uçurduğu uçaklar, silahlar insanların kat be kat üstünde. Sevgili Geveze, bunu da gene Sylvester Stallone'un Rocky filmindeki o antrenörünün sözüyle özetlemiş olalım. Acı yok, duygu yok. Evet. Herhangi şekilde korku yok. Korkmuyor. Korku yok. Sonuçta makine. Korku yok ve işte
bu üçlü bir araya geldiğinde acı, duygu ve korkunun olmuyor olması zaten insani fonksiyonların dışında tamamen makine özgü bir şey. Tabii ya, bak nazar da yok şimdi. Bu arada Devrim Hocam bizim programın başında bana bir tane mesaj attı. Yapay zekaya yazdırmış mesajı, ChatGPT'ye yazdırmış. Aynen okuyorum. Ben yapay zeka bir dil modeliyim ve inançlarım yok. Nazar geleneksel inançlara dayanan bir kavramdır ve bilimsel bir temeli yoktur. Yapay zekiler içinde nazar veya benzeri kavramlar geçerli değildir. Benim bu cümlede en sevdiğim son cümlenin başlangıcı olan yapay zekiler. O ya. Çok arada bu arada yerleştiriyor şerefsiz. Vallahi ya. Bayağı yerleştireceğim. Biz zekiyiz, siz ısınız diyor. Ne ayıp ya. Ya valla ChatGPT. Akıllı. Diyeceğim de yani yalan tabii o işler. Adam bizden daha akıllı. Net kesin bilgi. O da biliyor. Ve insanlığımızı ve bu duygularımızı korumaya devam ettiğimiz sürece hayat güzel olacak. Ne kadar makinelerden faydalanabilirsek, onlardan artı değer kazanabilirsek o kadar bizimle olsunlar istiyoruz ama belirtmiş olduğu tehdit unsurlarını da göz ardı edemeyiz durumdayız şu an. Yalnız şu ChatGPT diye bilendim ben. Söyledim. aç saydır sen de. Devrim Hocam süpersin. Çok güzel bir hafta olsun. Hafta sonu olsun şimdiden. Hepimiz için sevgili gelinize iyi akşamlar. Devrim Danyal bizlerle beraberdi.